Eyvallah. Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği, mesela Peygamberimiz bu melekler için şöyle bir tasvirat da bulunmuş. 40 binler başlı, her başında 40 binler lisan ve her lisanında 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs'at-ı ubudiyetlerini ifade eden hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki. Peygamberimiz arşın taşıyıcısı olan müekkel melekleri, hamele-i arşı ve yer ve göklerin müekkel meleklerini ve başka bir kısım melekler hakkında. Yani arşın taşıyıcısı olan melekler hakkında, yer ve göklerin melek-i müekkelleri hakkında veyahut da sair bir kısım melekler hakkında Peygamberimizin tasvir ettiği bir suret var. Bir tarz var. O da nedir? Bu melekler diyor 40 binler başlıdır. 40 binlerce başı var. Ve her başında da 40 binler lisan yapıyor. Ve her başında da 40 binler dili var. Bir başta bir dil olur ya. Onların bir başında 40 bin dil oluyor. Her bir başta. Evet. 40 bin. 40 bin tane baş ve her bir başında da 40 bin tane dil. O zaman 40 bin çarpı 40 bin olanı da artık hesap et. 1.600. Yok. Evet, 40 bin 1.600. lira. 1.000. 1.600. Ve her lisanında da 40 binler tarzda tesbihat ettiklerini. Yani bir başta mesela 40 bin dil var. O dillerden bir tanesi de 40 bin tarzda tesbihat ediyor. Bir cins tesbihat da değil. Yani mesela sadece Subhanallah demekle Cenab-ı Hakk'ın kutsiyetini ilan etmiyor. Birçok tarzda, değişik tarzlarda Cenab-ı Hakk'ın kutsiyetini tesbih ediyor. İlan ediyor. Evet. Ve intizam ve külliyet ve üs'at-ı ubudiyetlerini ifade eden hakikate çıkmak için. Yani bu hadisler onların intizamlılıklarını ve ubudiyetlerinin ve kendilerinin külli oluşunu, ubudiyetlerinin de çok geniş bir sahaya yayıldığını ifade eder bir takım tasviratlardır bunlar. Yani külli ubudiyetlerinin intizamlı olduğunu bunlar ve külli olduğunu ve ibadetlerinin çok geniş olduğunu ifade eden hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki, yani bu nasıl olabilir? Nasıl böyle bir melaike olabilir? Akıl kabul edebilir mi? İşte bu hadis, şurayı isterseniz ayrı bir tarzda yani şey Bu kalır da. ayet bana bu ayet bana hadis. Şunun altını çizelim. Ben yani hadisin ifade ettiği mana bu. Üstadın da buradan istihraç ettiği mana şu hadis şunu ifade ediyor. Onların intizamını ve külliyet ve vüs'et ubudiyetlerini, ibadetlerinin intizamlılığını, ibadetlerinin çok geniş olduğunu ve ubudiyetlerinin külliyet kesbettiğini ifade eder bir hadistir. İşte bu hakikate çıkmak için de üstadımız burada dikkati çektiği bir nokta var. Girişi anladık mı? Hocam intizam ve külliyet ve vüs'at-ı ubudiyet. Hepsi bir ubudiyet mi var? İntizam ve külliyet ve vüs'at-ı ubudiyet. Şimdi onunla ilgili Külliye olur. isterseniz bu cümleyle ilgili şöyle bir 513'te bir atıf varmış. Bunu açıklayan bir yer vardı. Buraya bir bakayım ben. 513. 513. 513. Evet. Mesela ferman etmiş ki elbette muhbir-i sadıkın rivayet ettiği melaikeler hakkındaki suretler gayet münasiptir ve makuldür. Yani böyle melek nasıl olabilir? 40 bin baş, 40 bin tane dil, 40 bin tarzda tesbihat yapıyor. Yani tavrı aklın haricinde gibi gözüken bu hakikatı üstadımız mevcudattan misaller vererek
daha da akla yakınlaştırma tarafına gidecek. Hakikaten peygamberimizin ifadesinin ne kadar yerinde olduğu, o hakikati anlamak için şu anki bütün nev-i beşerin aklı toplansa yine yayan kalacağı, o hakikate yetişemeyeceği tam burada anlıyoruz. Yani burada Nerede tamamen geçiyor hocam? dördüncü esas, 29. söz, birinci maksadın dördüncü esasının devamında melekler hakkında zaten. Yine aynen burada işlenen mananın biraz daha açılımı olmuş oluyor. Burada diyor ki mesela Peygamberimizin o gibi suretleri, tasviratları münasiptir ve makuldür. Mesela ferman etmiş ki bazı melaikeler bulunur, 40 bin başı veya 40 bin melaike bulunur, 40 başı veya 40 bin başı var. Her başta 40 bin ağzı var, her bir ağızda 40 bin dil ile 40 bin tesbihat yapar. Hadis bu. Şu hakikat hadisi yani bir manası var, bir de sureti var. Bu burayı okuduğumuz vakit Tanzim'inde burayı kim yapıyorsa bu hadisin hakikatının bir tane manası var, bir tane de sureti tarzı var. Manası şudur. Bu hadisin ifade ettiği mana şudur. Melaikenin ibadı, evet bu cümle bize lazımdı. Bunu okuyorum. Melaikenin ibadı hem gayet muntazamdır, mükemmeldir, hem gayet küllidir, geniştir. Biz buradan da anlıyoruz. Az önce söyledin ya neyi demiştin? Yani intizam, külliyet ve vüs'at-ı ubudiyet. Bu ubudiyet tabiri hepsine giriyor mu? Şurayı okuduk, girdiğini anladık. Yani o zaman mana şu oluyor arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz. İntizam-ı ubudiyetlerini ifade eden, külliyeti ubudiyetlerini ifade eden ve vüs'at-ı ubudiyetlerini ifade eden tabiridir. Yani o zaman onların ne manaya geliyor? Hemen 513'e gidiyoruz. Melekenin ibadatı, meleklerin ibadetleri, ubudiyetleri bir nedir? Hem gayet muntazamdır. Ubudiyetleri intizamlıdır. Muntazamdır, haşmetlidir. Bunu ifade ediyor. Manası bu. Hem mükemmeldir, hem gayet küllidir. Meleklerin ibadatları hem gayet küllidir. Çok geniştir. Çok kapsamlıdır. Hem geniştir diyor. Burada da vüs'at tabirini kullanmış. Yani Risale-i Nur'un bir yeri diğer bir yerinin tefsiri ve izahıdır. Açılımıdır. Burada bu manada intizam ve külliyet ve vüs'at-ı ubudiyet tabiriyle almış olduğu yeri 29. sözün birinci maksadının dördüncü esasında daha net bir şekilde açıklıyor. Diyor ki bu hadisin ifade etmiş olduğu bir sureti bir de manası var. Manası nedir? Şudur ki meleklerin ibadetleri, ubudiyetleri hem muntazamdır, hem küllidir, hem de çok geniştir. Mükemmeldir. Bir de mükemmel eklemiş buraya. Ayrıca dördüncüyü eklemiş. Hadisin ifade ettiği manası bu. Sureti ise ayrı. Şimdi suretini de işleyecek. Burası çok güzel. Sureti ise şudur ki diyor. Burada az önce şurada okuyacağımız şeyi söyleyecek burasına. Evet şimdi anladık mı? Yani 29. sözde şu hadisin iyice son defa söylüyorum. Sual olarak şu şekilde gelebilir. Hadisi verdik. Yukarıda Muhbir-i Sadık'ın tasvir etmiş olduğu hadisi şerifin manası nedir? Sureti nedir? Manası meleklerin ibadetlerinin intizamlı olduğu, külli olduğu ve geniş olduğunu ifade ediyor. Sureti ise şudur ki, şurada anlatacak şimdi onu. Sureti. Ona mevcudattan, ağaçlardan işte misal vererek o tesbihatın tarzının görüntüsünü mevcudattan bize gösterecek. Melek-i müvekkel, alemi manada, alemi misalde temsil etmiş olduğu varlığın suretinde temessül eder. Anlaşıldı mı? Hocam soruyu temsil ettiği mananın suretini temsil eder. Temsil etmiş olduğu varlığın dış hüviyeti suriyesi tarzında temessül eder. Alemi misalde. Soruyu bir daha alayım. Meleklerin yukarıdaki hadisi şerifte hadisi şerifin ifade etmiş olduğu mana nedir? Sureti nedir?
Yani yukarıdaki Ekber hadisin ettiği ifade etmiş mana ve olduğu sureti söylüyor yani, açıklayın. sureti nedir, manası nedir diye. Melekler hakkında olan hadisin sureti nedir, manası nedir? Sureti aşağıda şimdi okuyacağız. Manası ise meleklerin ibadetleri küllidir, vüsatlidir ve intizamlıdır. Geçiyorum burayı, anladık mı Tebessüm edip alacaklar. evet, şimdi suretine geçiyoruz. O suretinde. Yani Tamam. melekler alem misalde şey yapıyor, Tamam. görülüyor. Meleklerin o mana alemindeki görüntüsü aynen dünyadaki temsil etmiş olduğu varlığın sureti şeklinde. Mesela şu ağaca müekkel olan melek alemi manada, alemi misalde bu ağaç tarzında gözüküyor. Güneşe müekkel olan meleğin şekli de güneş gibi. Mesela karada mesela öküzler, balık var değil mi? O zaman hocam, Denizlere müekkel olan meleğin tarzı da, sureti de aynen balık gibi. özür Evet. dilerim. Şu aklıma geldi. Demek ki yani her yerde, kainatın her yerde, yani her taraf meleklere dolu. Bu mana değil mi yani? Denilebilir. Yani şu anda biz meleklerin dış şeklini görüyoruz desek yerindedir. Bizim bir arkadaş vardı da çocuklara melek dersini yapacak bunu. demiş ki şimdi yarın gelin size melekleri göstereceğim demiş. Çocuklar da geldi. Hocam bugün bir melekleri göreceğiz diyor. Nasıl melek göreceksiniz? Hocam öyle söyledi. Yarın geldiğinde size melekleri göstereceğim diyor. Onlar da heyecanla gelmişler. Melekleri göreceğim diyor. Gelince melekler işte arkadaşlar şu ağaçlar. Meleklerin şekli bu. Melekler değil ama meleklerin dış şekli yani. Şey doğru. Allah. Şekli böyle değil mi hocam? Yani Balık bilmiyorum. meleklerin şekli o. Yapraklar. Sureti de o. Peki Şey de o. hocam, Güneş bu meleklerin yani şekli o. nevini mi temsil ediyor yoksa her bir balığın ayrı ayrı mı? Her bir balığın ayrı ayrı. Ayrı ayrı bir de nevi de. 24. söze gidiyoruz. Orada birisi işte kainat sarayını yapmaya başladığı vakit dört nevi ameleyi istihdam ediyor. Onlardan bir tanesi de meleklerdir. Melekleri anlatırken her bir nev'e müekkel olan bir melek var. Bütün hayvanata müekkel olan bir melek var. Her bir hayvanatın her bir nevine müekkel olan bir melek de var. Bütün nebatatlara birden sadece vekil olan bir meleği var. Bir de her bir nebatat, her bir bitkinin nev'inin müekkel olan bir melekesi var. Hocam ya, Yani resmen şöyle diyelim, ferdi de değil mi? Hani Azrail'in birinci tabur, havarileri ikinci tabur, üçüncü tabur var ya, şey birinci ordu, ikinci ordu, üçüncü üçüncü ordu ordu var. var. Bir maraşı şey baş var orgeneral. Birinci ordunun bir komandan olduğu gibi o ordunun içerisindeki alayların, taburların da ayrı ayrı Komutanları kumandanları var. var. Yani bunun gibi Cenab-ı Hak mesela hayvanat ordusunun bir müekkel meleği var, bir komutanı var. Ondan sonra her bir hayvan nevinin, türünün de ayrı bir komutanı var. Sonra onların fertlerinin de ayrı bir müekkel melekleri var. Yani ben bazen mesela anlaşılmasın, melekler illa ki mesela Cebrail Aleyhisselam arş altında Allah'ın önünde secdedeyken birden kaç bin yerde yani başka suretlerde. O Yani meleklerin öyle de olabilir yani. ayrı bir tarzı ama bu dediğimiz o 24. sözde anlatılıyor. Bu Tamam. tasnif, bu sıralama yapılıyor. Her bir mükemmelerin şeyi ayrı. O zaman Hazreti Peygamber biraz yani temsil ettiği mananın hakikaten Altı yıldız. Yani anlamı onun ne var. kadar makul olduğunu biz şimdi gözümüzle göreceğiz. Mevcudatta zaten bu hasmet var. Evet. Bu hakikate çıkmak için şuna dikkat et ki Zat-ı Zülcelal, Cenab-ı Hak tüsebbihu lehu semavatü seb'un vel ardu ve men fihinne ve sahharnel cibale yusebbihne ma'ahu inna aradnal emanete ala semavatü vel ardu vel cibale gibi ayetlerde, ayetlerle tasrih ediyor ki, sarahatle, apaçık bir şekilde bildiriyor ki, mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet, bu ayetten ifade etmiş olduğu mana bu. Altını çiziyoruz. Bu gibi ayetlerin ifade etmiş olduğu mana budur ki, varlıkların en büyüğü ne gibi? Mesela sema gibi, arz gibi, güneş gibi ve cibal gibi ve sahharnel cibale yusebbihne ma'ahu dağların tesbih ettiğini söylüyor. Ve onların külli olanı dahi, çok kapsamlı, geniş olanı dahi kendi büyüklüğüne göre, külli oluşuna ve kendi azametine, büyüklüğüne münasip bir tarzda tesbihat yapıyor.
Ve öyle tesbihat yaptığı da görünüyor. Evet, nasıl görünüyor şimdi bakalım. Bir bahri müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi, güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi bir tayr-ı müsebbih ve hamid olan şu zeminin dahi elfaz-ı tahmidiyesi hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Bahar bir Şöyle diyelim şunu isterseniz. tayyip bahar tayyip çok güzel bir kelime. Bahar Şimdi Allah şöylesine bunları hangi yeşil yapalım Allah. Tayyip isterseniz. baharın içinde seyahat eden değil mi yani? Doğru. Güneşler, aylar ve yıldızlar. Diğerinde bunda hayvanlar, Yıldızlar, nebatlar ve yıldızlar vesaire. ağaçlar. Kainatın Evet. güneşleri, ayları, yıldızları. Semavat burada. Bunu da aldık. Bunun karşılığı ne burada? Semavat, Zemin. 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 O zaman şöyle oluyor cümlemiz. Tesbih eden bir deniz hükmünde olan şu semavatın tesbih kelimeleri nedir? Güneşler, aylar ve yıldızlardır. Yani semavat adeta bir baş ise, Var. burada onu söyleyecek aşağıda. Onun semavat bir dil ise, o dilin tesbih kelimeleri güneşlerle, aylarla ve yıldızlarla tesbih ediyor. Yani mesela Peygamberimizin bu melekleri tasviratı tavrı aklın haricinde gözüküyor, değil mi? Şu anda bak, melaikenin semavata müvekkel olan melaikeyi tasavvur et. Semavat bir baş ise onun kelimeleri güneşler, aylar ve yıldızlar olduğu gibi bir tayr-ı müsebbih ve hamid olan, tesbih eden ve hamd eden bir kuş hükmünde olan şu zeminin dahi elfaz-ı tahmidiyesi hamd sözleri nelerdir? Hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Semavatı, yani deniz hükmünde olan, tesbih eden bir deniz hükmünde olan şu denizin, semavat denizinin tesbih kelimeleri, balıkları nelerdir? Güneşler, aylar ve yıldızlardır. Değil mi? O semavat denizinde yüzen, tesbih eden balıklardır. Aynen onun gibi, bak, semavatı bir denize teşbih etti. Güneşler, aylar ve yıldızlar onu tesbih eden balıkları oluyor. Zemini de bir uçan kuşa tesbih etti. Tesbih eden bir tayyare. Ve onun hamd kelimeleri de hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Yani her bir hayvan bir tesbihtir. Cenab-ı Hakk'a bir hamddir. Ağaç da öyle, bitkiler de öyle. Hayvanlar, bitkiler ve ağaçlar. Güneşler, aylar ve yıldızların karşılığında yeryüzünde tesbih eden ne var? Hayvanlar, ağaçlar ve bitkiler. Bir de hocam ön üçüncüde bir şey var da. Evet, Hem okuyalım. o karanlık gökyüzünde birer camit ateşpare olan yıldızlar ve yerdeki perişan Tamam. mahlukat. Tüsebbihu lahu's semavati sema semavatü sab'u sab'u vel ard sayhasıyla işitenlerin nazarında gökyüzü bir ağız, Evet. bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet nüma, birer nur hakikat eda ve arz bir kafa, ber ve bahr birer lisan. Ve bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih feşan suretinde arz-ı didar eder. Evet, konusun sözde yine bu mana Güzel. anlatılıyor. İyi bir mantıklı. İşten nazarında bir ağız gibi. Şimdi bu mana yalnız burada değil, böyle birkaç yerde bunu göreceksiniz. Şöyle. Allah tesbih ile elfası Şu aralar tahmidiye. 263'te, Mektubat 353'te yine bu manalar var arkadaşlar. Ve 29. sözde. Evet, şuraya suali yazalım. Bahr-ı müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi nedir? Tayr-ı müsebbih ve hamid olan şu zeminin dahi zeminin elfaz-ı tahmidiyesi nedir? O Yani şunu kelimelerin yazıyorsun, kullanılması hocam. nedir diyorsun? Bir de şunu yazıyorsun ayrı ayrı, karşısına nedir diyorsun? Değişik kelimelerle anlatması makamına göre değil mi yani?
Farklı Yani makamlar. Daha ondan da böyle fazla tahmini tek evet. tesbih. Hı. Tesbihesi nedir değil mi hocam? Evet. Tamam. Bir de elfaza. De aşağı Kelimeler. altın şunu. Tayrım işte bir Ahmet olan. Tamam hocam. Elfaz, kelimat, lafız ve Elfa kelimeler. kelime mi daha geniş İşte elfaz mı? onu aralarındaki farkı biraz geniş bir araştırmakla olunabilir. Hemen tek kelimeyle Tamam. söylenecek şey değil. Bazen zenginlik olması hasebiyle, mana geniş olması hasebiyle kullanılıyor. İle kelimat ve elfaz arasındaki fark Başka yerlerde nedir aslında diye. sema denk durması. Başka yerlerde bakarsın ki yani semavata elfaz tabiri kullandı, zemine de kelimat kullanmış olabilir yani. Ama veyahut da bazen oluyor ki bütün zeminine iştigal ettiği yerlerde hep elfaz kullanabilirdi. Onu işte dediğimiz gibi araştırma neticesinde arasındaki fark ortaya çıkar. Evet, geçiyorum burayı. Anladık mı burayı şimdi? Evet. Müthiş bir. Hocam ben mesela o kadar boyutta bilmiyordum ya. Yani melekler deyince teşekkür Evet. ederim. Şunu Hocam okuyalım. mana ile Evet. surete ne demek? Ne ya? Hocam o Evet. kadar ne? Onu mana ve suret. Yani manası da şöyle iki tane şey var ya. Şey. Yani Evet. surete zaten şeyde Manası, ne istediğinde manası zaten söyledik ya, hadisin ifade etmiş surete onu olduğu bir yazıyor. mana vardı. Mana onların intizamlı oluşunu bildiriyordu. İbadetlerin. İbadetlerin çok geniş olduğunu bize ifade ediyordu. Bir ibadetten çok külli olduğunu ifade ediyordu. Manası buydu. Bir de onun suretini, dış görüntü Ha, aşağıda şeklini, yazıyor. görüntüsü nasıl? Şu anda bak görüntüsünü görüyoruz. Burada zaten söyleyecek. Şu anda onun benzeri semavat zemini bir melek olarak ele al. O zeminin 40 bin başı yok mu? Yani buradaki 40 bin mana tane şubeleri vardır yani karaları, kıtaları, toprakları, denizleri. Ve mesela bir kıtayı diyelim bir baş olarak ele alsan o başta 40 bin değil 40 binler tesbihleri yok mu? Hayvanı, ağacı, taşı, toprağı. Aşağıda biraz daha anlatacak yani onu. Yani melekleri biz ahiriyete melek tasvip etmek değil. Zaten melek-i müekkel, mesela küre-i arza müekkel olan melek. Olduğu vakit küre-i arzın zaten kendisi Peygamberimizin tasvir ettiği tarzda. Semavatı bir melek alsan, baş, o semavatın güneşleri, ayları ve yıldızları da onun tesbih kelimeleri olur. Böyle kelimeden doğru yukarı doğru çık başını artık melaikeyi. Şurayı okuyalım. Bu sureti daha iyi anlaşılacak. Manasını söyledik. Şimdi suretini okuyoruz. yani bu hadisin bir manası var. Bir de Sureti. sureti. Şu anda sureti yani dış görünüşü, şeklini ifade eder manayı okuyoruz. Bir zemin onun bir suretidir. O meleklerin sureti, dış görünüşü, şeklidir yani. Dedik ya yani burada balık, o melek-i müekkelin sureti de balık. Burada ağaç, burada küre-i arz, burada semavat şeklinde ise o görüntüsü de yani meleğin görüntüsü de aynen semavat tarzında. Aynen işte dünya tarzında, güneş tarzında. O zaman dünyayı bir melek olarak alsan, yani dünyaya müekkel olan meleğin görüntüsünü alsan, dünyanın karaları var, parçalar var, ayrı ayrı başlar var, nebatat var, hayvanat var. Bunlar da dillerindeki kelimeleridir. Demek her bir ağacın ceket için. Evet, demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi, bak burada ne söylemişti? Ağaçlar, semavatın kelimeleri ağaçlar şeydir, yıldızlardır. Yıldızlar. Zeminin de ağaçlardır. Şimdi burada üç tane söyledi. Bu üç tanenin hepsini almıyor. Bir semavattan alıyor, bir de zeminden alıyor. Semavattan yıldızları, işte zeminden de ağaçları aldı. Demek ki her bir ağacın, istersen şöyle yapalım, yukarıdan anıt olduğu anlaşılsın. Ve her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da
ve her bir dağ ve derenin de ve Berber bahrın da bahrının da ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i külliyesi vardır. Hocam, burada bir metot, yani yukarıda güneşler, aylar, yıldızlar, üç madde, altta nebatatlar, hayvanlar ve ağaçlar. Ondan sonra açıklamasında ağaç ve yıldızın bir arada, yani kurulması, yukarıdaki ağaç ve yıldızlar bir nebatatın delili oluyor, değil mi yani? Onu Nasıl hocam? gösteriyor. Hangisi? Şunla. Yıldızlar ile ağaçlar bir demek de, yani bir manada kullanması demek ki yukarıdaki ağaçlar ile yıldızlar birbirine bakıyor yani. Kıyasi manada. Onu artık neden onu aldı? Dediğim gibi o ince manalarını Özet bilmek hocam, özet için olarak mı? komple şey yapmak lazım. Bakmak lazım. Yani ağaç ve Hocam yıldızın o tercih zaman etme yani. sebebini söylüyorsa onu diyor. Şimdi şöyle. Yani semavatın tesbih kelimesi nedir? Güneşler, aylar ve yıldızlardır. O zaman yıldızların kendileri birer tesbih olduğu anlaşıldı mı? Evet. Yıldız Cenab-ı Hakk'ı kendi hareketiyle, ne bir vaziyetiyle tesbih ediyor. Onun kutsiyetini ilan ediyor. Güzel Ağaçlar da yine değil öyle. hocam. O zaman şu ortaya çıktı. Her bir ağacın, her bir yıldızın cüzi birer tesbihatı var mı, yok mu? Olduğu Var. gibi Olduğu zaman gibi. Evet. Size zeminin de ve zeminler. zeminin her bir kıtasının da, her bir dağın, derenin, berrin, bahrin de tesbih-i küllisi vardır. Yani burada Özetledik ki demekten. Demek. ağaçların, yıldızların tesbihatı olduğunu yukarıda anladığımız gibi Ağaçların zeminin de, zeminin her bir Kadir kıtasının da, abi, dağ ve Kadir derenin de, ber ve bahrin de külli bir tesbihatı hemen vardır. şey değil mi? Bir Evet, anlaşılan çıkalım. hemen gideceğiz de. Yoksa Evet. geç mi okunacak? Bugün. Yok, 12'de, 14. İnternet olsun, internet. Evet arkadaşlar, devam edelim. Çünkü daha neticeyi bazen belli bir altyapı yapıyor. En son noktayı koyacak. Evet. Bak burada ne yaptık? Yukarıdan Giriş aşağı yaptık. geliyoruz. Konu. Önce hadis zikredildi. Evet. Bazı hadisler vardı. Hemen başına gidelim istersen. En başında Sonra neydi? Yüksek ve ulvi hakikate çıkmak için. manada Hadisin, bazı hadislerin yüksek hakikatlerine çıkılamıyor. Teslim ve inkiyadı noksan olan kalplere yardım edecek bazı basamaklar yapılıyordu. Şimdi bu hadisin ifade etmiş olduğu hakkata çıkmak için de, yüksek hakkata çıkmak için de bu bir basamak hükmündedir. Şimdi hadisimiz bu. Bu ve bunun gibi hadisler. Zaten birkaç tane okuduktan sonra daha sonra aklımızın almayacağı bir hadiste karşılaşsak ben de onu diyoruz ki diyecektim. bunda binler hikmetler var diyoruz. Ben de onu Yani diyecektim. itiraz edilen hadislerde ve ayetlerde Üstad onun icazını ve ulviyetini gösterip ispat ederse bir de düşün yani itiraz edilmeyenlerde ne kadar yüksek şeyler var. Gerçi hepsi birdir. Hepsinde yüksek hakikatler ifade ediyor. Beşinci şuya mesela baştan sona onunla dolu. Özellikle üstadın sahih hadisler de böyle bazı dediği çok durdu. Sahih hadisler de Öyle. diye şeyler biraz diğerlerine gitmiyor. Diğerine gitmez zaten. Önünden kesiyor. Ta Önden kesiyor. ön birliklerine saldırıyorlar ya. Ta onlar da İradeyle onların işini onu örnek bitiriyor. veriyor yani. Diğerlerine onların hayali de ulaşmaz yani. İradeyle onu örnek Bu veriyor. hadisin ulvi hakikatlerine onların değil aklı, körleşmiş akılları, hayalleri bile ulaşmaz. Üstad onu ispat ediyor işte. Evet, hadis bazı melekler hakkındaki tasvirattır. Meleklerin 40 bin başı olduğunu. İşte bu hadisin de bir manasının bir manayı ifade ediyor. Bir de sureti vardır. İfade ettiği mana bu. Meleklerin ibadetlerinin intizamlı, külli ve vüs'atli oluşu. Sureti de buradan aşağısı anlatılıyor. Yani görüntüsü. O suretini anlatırken de Hocam cisim suret aynı mı? Cisim suret yok. Aynı değil. hayır. Aynı var. Suret dış görünüş. Suriyesi. Yani melekin mesela arzın melekesi suretli arz şeklinde ya. Yani cismi mi arz? Yok, sureti. Ama Melekler cismi nurdan farklı. varlıklardır. Cismi nuraniyet. İsmi nuranidir. Evet. Nurdan varlıklardır. Alemi manada, şimdi aşağıda gezek. Alemi Yani ervah. baktığında o meleğin bizzat kendisine baktığında dünya mı görüyor? Aynen dünya gibi yürüyorsun. Yani şekli Şekli gerçekten yok. cisim değil mi? Şekli Yani yani su gibi diyelim mesela su. dünyanın, sen bu dünyanın fotoğrafını çektin. Dünyanın fotoğrafı atomdur, işte ne bileyim sudur.
Çekmiş olduğun fotoğraf kağıdında su var mı? Meleğin de hüviyeti, suriyesi, nurani varlıktır. Ama görüntüsü müekkel olmuş olduğu Yani varlığın sizin de cinsine tabii göre. bir de Cinsine canlı göre hüviyeti, yani. bedeniyesi demiyorum yani hani bizim insanlar hüviyeti et ve kemikler ama bir şekli var. Evet doğru. İşte meleğin o şekil değil mi dünya O şekli? şekli Mana yani. nurdan varlıklardır. Buradan Ve varlıklar değil canlı mi? yani konuşuyor. Mesela hocam Tabii. su örnek Niye verilebilir mi? yani? Su cismi farklı ama neyin içine koyuluyorsa onun şeklini alıyor. Cisim ayrı, suret ayrı. Meleklerin suretleri benziyor ama Tamam. cisimleri Benzemiyor. nurdan varlıklardır. Bu kadar. Doğru. Mesela Ne? toprak şeyinden yaratılmış. Hayvanların şekli farklı, bizimki farklı. Yine yaratılışımız Yani aynı. dış Şekil, ha, görünüşü, hüviyeti, şekil. suriyesi benziyor, şekli benziyor. Doğru. Sureti o zaten, şekil dediğimiz. Ağaç, toprak falan sudan Sudan tabii çekmiş ikisi de. Evet, Doğru. burada Tabii. giriş Onu yapılıyor. Diyelim, semavatın. Nasıl ki semavatın tesbih edenleri güneşler, aylar ve yıldızlar olduğu gibi zemininde hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır. Demek ki şundan şu neticeyi çıkarıyoruz. Yani şuradan şu demeyi çıkarıyoruz. Demek her bir ağacın, her bir yıldızın tesbihatı vardır. Değil mi? Bak burada onu anladık. Semavatın tesbih kelimeleri yıldızlardır. Zeminin de ağaçlardır. Demek her bir yıldızın, her bir ağacın tesbihatı vardır. O zaman öyleyse zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ber ve bahrının da göklerin her Düzlerinin bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardır. Allah Yani zemindeki ağaçların tesbihatı olur da gökteki işte zemindeki kıtaların, dağların, derelerin, ne bileyim göklerin, feleklerinin, göklerdeki burçların külli bir tesbihatı olmaz mı? Evet, o zaman bunu da anladık. Demek ki göklerin, feleklerinin ve burçlarının da külli tesbihatları vardır. Zeminin de kıtalarının, dağlarının, derelerinin tesbihatı vardır. Geliyoruz şimdi neticeye. Madem tesbihatları vardır, o külli tesbihleri temsil edecek bir melek-i müekkeli de vardır. Şimdi şu noktayı, son noktayı okuyoruz. Şu binler başları olan zeminin her başında, hatta şunu ayrılması lazım değil mi bunun? şöyle yaptık Sadece ya, şu tesbihatı vardır. Neyin? Ağacın, yıldızın tesbihatı vardır. O zaman zeminin de, zeminin her bir kıtasının da, yani şunu da yeşil yapalım isterseniz. Şöyle. Zeminin de, zeminin kıtasının da, her bir dağ ve derenin de, berrinin ve bahrının da, göklerin her bir feleğinin de ve göklerin her bir burcunun da neyi vardır? Külli bir tesbihatı vardır. Şu binler başları olan zeminin her başında şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini alemi misalde tercümanlık edip gösterecek ve alemi ervahta temsil edip ilan edecek, ona göre elbette bir melek-i müvekkili vardır. Evet, demek ki alemi misalde ve alemi ervahta onları temsil edecek müekkel melekleri vardır. Nedir? Biz bunları ne yapmıştık? Bunun tesbihatı olduğu gibi, bunların da tesbihatı olduğu gibi, şu binler başlar olan zeminin her başında yüz binler lisan bulunan ve her lisanda yüz bin tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, tesbihat çiçeklerini ve tahmidat meyvelerini alemi misalde tercümanlık edip gösterecek, alemi ervahta temsil edip ilan edecek, ona göre bir meleki müvekkeli vardır. Tesbihat çiçekleri, tahminat meyveleri. Belki önemlidir hocam. Demesi şu an. Ne o? Telefonu. Telefonu. Demek ki tesbihat çiçek. Hamd neticedir ya, meyve tabir daha güzel düşüyor. Çiçekler tesbih etmesi, kusursuzluğunu ilan etmesi noktasından tesbihatları çiçeklere teşbih etmesi o daha güzel. Meyve tahminat şey meyveler ne? Niye?
Meyve bir şeyin neticesi. Hamd. Meyve yenir, Ha. hamd edilir. Çiçekler Bir meyve daha dersen çok tesbih cennetten. edilir. Çiçeklerin üzerine daha çok tesbih edilir, meyvelerde hamd edilir. Onun için hamd meyveye teşbih edilmiş, tesbihat da çiçeğe benzetilmiş. Evet, şu binler başları olan zemine, şimdi biz buraya geliyoruz. Zemini büyük bir melaike olarak alsak, değil mi? O zeminin de binler başları yok mu? Var. Zaten bizim hadisin Arşın ifade üzerinde ettiği var. manada bir melek var, 100 bin, 40 bin başı var. İşte zemin bir melek 100 bin. olsa binler başları, 40 bin başları var. Nedir? Kıtalardır, Dağlar, dağlarıdır, dağlar, dereleridir, dereler, berri ve ağaçlar, bahrıdır. Her birisi bir hayvanlar. şeydir. 40 bin bile geçer yani. Bak zaten 40 bin, 40 bin 40 bin binler geçer. başları var. Zeminin 40 bin başı var. Asya'sıdır, Avrupa'sıdır, ondan sonra oradaki dağ ve dereleridir, nehirleridir. Her birisi ayrı bir varlık, ayrı bir Binden daha. baştır. Ve o başların da mesela bir dağ, bir baş olsa, dağın da 40 bin tane dilleri var. Bir dağda ne kadar tepecikler var, ne kadar ağaçlar var, ne O kadar ne bileyim biliyorum varlıklar var, değil taşlar mi? var şeyler Hayvanlar var. var. Onların her birisi de ayrı bir dildir. Mesela bir ağacı işte bir dil olarak alsak, o ağacın her bir dilinde de dallarında da kaç tane kelimeler vardı? Aynen, o zaman şöyle bir tahtaya şekil Üstad onu çizsek. yazıyor aşağıda. Ağaç, dünya. O dünyanın mesela 40 binlerden bir tanesini ele al. Diyelim Asya kıtası. Asya kıtasından bir dağı ele al. O dağın ondan sonra şeylerini ele al. Daha küçük uzuvlarını. Onlar da dilleri olur, kelimeleri olur yani. Demek ki Mi değişiyor acaba? yani melek-i müvekkili peygamberimizin tasvir etmiş olduğu meleği görmek istersen işte küre-i arza bak. Aşağıda küçültüp bir çınar ağacı olarak da alırsın. Bir çınar ağacı bir melek olsa onun 40 bin tane dalı var. Dalları onun başları olsa, o dallarının da küçücük dalları var ya ayrılan şeyleri. Onlar da o başların dilleri olsa, Diller olsun. o küçücük dalların da yani ellerinde meyveler, çiçekleri var. Onlar da kelimeleri ve tahmidatlar olsa, tesbih Yine olsa. 557'de Üstad ona çıktı. Aya çıkıyor hemen şimdi aşağıda da yine çıkıyor. Demek ki yani o meleği işte nasıl olabilir diye taaccüp etmeye, istibad etmeye gerek yok. Kapının önündeki ağaca baksan işte melek. Bir melek 40 bin tane dalı var. 40 bin tane dallarında ayrı dalları var. O dallarda ayrı çiçekler, meyveler ve yapraklar var. Tam düşünemiyorum yani. Onun da mesela 40 bini geçiyor ve her bir şey Bilmiyorum bir yani her bir dildir. dalında Bunun diyor her bir madem şeyi ağacı bir gördüm. dildir. İşte sana melek sureti. İşte bu ağacı veyahut da bu küreyi arzı onun çiçekleri hükmünde olan tesbihatlarını ve tesbihat çiçeklerini ve hamd meyvelerini alemi misalde tercümanlık edip gösterecek melek lisanıyla. Burada o kendine ait bir dille tesbih ediyor. Fakat alemi misalde bir tercümanlık yapmak lazım. O aleme uygun bir çeviri yapmak lazım. İşte müekkel melekler bu küreyi arzda, bu dünyada, bu alemi şehadette kendilerine ait bir dille tesbihat yapan şu varlıkların tesbihatlarını alemi misalde melek lisanına döndürüp tercümanlık yapıp deryaneye takdim ediyorlar. Ve ruhlar aleminde de temsil edip ilan ediyorlar. Onların mümessilleri. Ben işte şu Sultanbeyli'deki şu tepenin, Aydos tepesinin müekkel meleğiyim. Ve o Aydos tepesinde binlerce ağaçlar var. O ağaçların tesbihatları var. O ağaçların ellerinde dilleri var. Onların tesbihatlarını temsil ediyorum diye. Alem ervahta, ruhlar aleminde o melek o dağın görüntüsünde, o ağacın görüntüsünde onları temsil ediyor. Ve yapmış oldukları ibadetlere de tercümanlık yapıyor. Melek lisanıyla diyor dergah-ı ilahiyeye takdim ediyor. İşte Peygamberimizin demek ki ifade etmiş olduğu bu hadisin hakikati ne kadar yüksek. Ne kadar ince, insanların göremeyeceği bir hakikatları görmüş ve bahsetmiş. Güzel bir şey de yaptım yani. Tasviri. Melekler Ve onu da güzel tasvir etmiş. Hakikaten nebiye yakışır tarzda. Evet. Şimdi meleki müekkel hakkında meleki müekkeli vardır dedi ya. Sonra semavatın tesbihatlarını aldı. Arzın tesbihatlarını aldı. İşte
semavat ve arzdaki ağacın, yıldızın tespihatı olduğu gibi işte zeminin kıtalarının da tesbih külleri vardır. Madem külli tesbihleri vardır, o tesbihatları temsil edecek ve tercümanlık edecek bir meleki müvekkili de vardır. Dedi, son noktayı buraya getirdi. Şimdi bu paragrafta ise bu meleki müvekkillerin lazımlılığı ve gerekliliği hakkında onları akla yakınlaştırmak için bir giriş yapıyor. Müvekkil melek, vekil olan melek, görevli melek diye. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse bir şahsı manevisi olacaktır. Müteaddit birden fazla farklı farklı eşyalar bir cemaat şekline girse onların manevi bir şahsiyetleri olacaktır. Mesela işte insanlardan misal verelim. Her birimiz farklı farklı yerlerden geldik. Farklı coğrafyanın insanlarıyız. Fakat burada bir şey etrafında, yani bir cemaat şekline girdik. Bir maksatta birleştik. İman hakikatleri. İman işlediğimizden dolayı, nurani şeyle iştigal ettiğimizden dolayı bize nurcu dediler. Bir şahsı manevimiz var bizim. Derneklerden Nurcu denilen bir şahsı manevisi var, değil mi? vakıflar. Dernekler de bunun gibi olabilir, vakıflar da bunun gibi olabilir. Nedir bu dernek? Ne derneği diyorsun? İşte ne bileyim, Afyonlular, işte, Bayburtlar derneği. Yani tek başına olmaz o dernek. Bir kişi tek başına. Değil mi? Bir cemaati temsil, müteaddit insanlar bir cemaat şeklinde girmişler, bir şahsı manevi olmuşlar. İşte şu dernek diyor. İşte Nurcular diyor. Ne? Şahsı manevisi. Manevi bir şahsiyet oluyor. Yani ortada Nurcu diye, yani Nurcu diye böyle büyük bir şahıs yok. Bütün insanların teşekkür etmiş olduğu bir manevi şahıs, manevi şahsiyet. Eğer o cemiyet, devam ediyoruz. Şahsı manevi Şahsen anladık, değil manevi. mi? Evet. Eğer o cemiyet imtizac edip ittihat şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahsı manevisi, bir nevi ruh manevisi ve vazife-i tesbihiyesini gösterecek bir melek-i müekkel olacaktır. Eğer o cemiyet cemaat şekline girdi, bir şahs manevi oldu. İmtizaç etti. Mezz oldu, birleşti. Ve ittihad etti. Bir bütünlük halini aldı. Bütünüyle beraber o cemiyet birleşti yani. Bir bütün şekline geldi. Bu sefer onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruhu manevisi olacaktır. Vazife-i tesbihiyesini görecek bir melek-i müekkel olacaktır. Yani bütünüyle bir birleşme haline gelmiş. Peki o birleşen, mesela demir, gümüş, maden, ne bileyim oradaki işte metaller, farklı farklı metaller, araba kapısı, hurdalar bir araya geldiler. Hepsi bir isim aldılar. Hurda. Halbuki birisi buzdolabıydı, birisi çamaşır makinesi, birisi araba kapısı, birisi ütü masası. Farklı eşya bir cemaat şekline geldi. Onların hepsinin bir ismi oluyor, değil mi? Şu anda böyle farklı farklı metal eşyaların bir araya geldiğini uzaktan görseniz, şunlar nedir diye sorsam, buzdolabı, işte eski buzdolapları veyahut da eski çamaşır makineleri diye isimlendirir misiniz? Yok. Yok, Yok. çünkü müteaddit eşya. Ne dersiniz? Hurdalık. Ya da bir markete bisküvi dükkanı demiyoruz. Yani Ona komple dedim. yekününe verilen bir isim oluyor. Hurdalık diyorsun. Market. Peki o hurdalıkları mezzetsen, bir araya getirsen, ittihad etsen, bütünle birleşse, onun tamamen bir manevi şahsiyeti, ayrı bir kimliği olacak. Bir nevi manevi ruhu olacak. Onların o manevi ruhunu, yani o kimliğini belirlemek için de ne olacak? Tesbih vazifeleri vardır. Bir müekkel meleki olacaktır. İşte yeryüzünde müteaddit eşyalar var. Farklı farklı varlıklar var. Mesela bir dağda, bir denizde. O bir dağdaki ve bir denizdeki mesela diğerlerine işte birisine nedir? Hamsi balığı dersin. Başka birisine istavrit dersin. Başka bir da farklı farklı balıklar var. Ama komplesine denizde balık diyorsun. İşte komple balıkların onları temsil edecek, onların şahsı manevisini yansıtacak bir nevi başkanları, Evet. bir melek-i müekkel olması gerekiyor. İşte bütün denizlere müekkel olan melek. Evet. Yani melek-i müekkeli, o balıklar alemi temsil eden bir müekkel melek gerekli. Onların tesbih vazifesini eda etsin, onların manevi şahsiyetini ve kimliğini tek olarak temsil etsin diye.
Yoksa mesela bir orduyu temsil ediliyorken işte ikinci ordu, üçüncü ordu dersin. Bütün oradaki fertlerin ismini saymazsın. Ve orduya bir kumandan tayin edersin. Şunun ordusu dersin. Yoksa işte onun ordusu deyince neden Ahmet'in ordusu diyorsunuz, Mehmet'in ordusu diyorsunuz? İşte oradaki bütün elemanların isimlerini sayacaksın. Olur mu böyle? Selva Denilebilir yani. Mesela denizler alemi işte nedir? Hutun ordusu. Hut isminde ve suretinde olan balık suretinde olan bir melek-i müekkel onları temsil ediyor. Ve onların ibadet vazifelerini de ne yapıyor? İlan ediyor. İşte bak misal olarak bu barla ağzının bak burada bir misal veriyor. Barla bir ağız olsa şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak. Barla bir ağız. Ve şu dağ lisanının dağda o barlada bir dil. Yani ha, barla, dillerden bir bütün tanesi. barla bölgesi bir ağız olsa o barlanın oradaki bir dağ da o ağızda bir dil olsa o dilin de ne yapar? Kelimeleri vardır. O kelimeler de o odamızın önündeki çınar ağacı da o dağda bir kelimedir. Dağ dilinde bir kelimedir. Ona bak, gör. Ağacın şu Üzerinde üç diller var. başının Üzerinde diller. Ha, evet, şu diller. üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var. Ve her dilde bak kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var. Şuna bak gör diyoruz. Bu sefer ağzı bir baş olarak alsak. Önce barla ağızdı, dal dildi, İnsandı. ondan sonra çınar da kelime idi. Şimdi hocam dağıyla da ağacı kıyaslayabiliriz. Mesela ağaç. Şimdi ağacı ele alıyoruz Ha. sadece. Şu üç başının her başında kaç yüz dal dilleri var? Yani ağaç bir baş, ağaçtaki dallar da onun dilleri. Ve her dilde o dal dillerine bak kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var. Ve her meyvede dikkat et kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri. Emrikün feyekün malik, sani zülcelaline ne kadar belli bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin gördüğün gibi ona müekkel melek dahi ona göre alemi manada müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Alemi manada bunu nasıl bir renk yapmıştık? Şunu kullanmıştık. Alemi manada ona müekkel olan melek. O müekkel melek alemi manada müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten de öyle olmak gerektir. O zaman o çınar ağacının müekkel meleği alemi manada çınar ağacı suretinde gözüküyor. Ve o alemi manada çınar ağacının müteaddit dilleri olduğunu yukarıda okumuştuk ya. O müteaddit diller ile beraber alemi manada da temsil ediyor. O şekilde temsil ediyor. Temessülü de o şekilde. Ve hikmeten de öyle olmak gerektir. İşte Peygamberimiz de sanki çınar ağacını tasvir etmiş o hadisler. Veyahut da barlayı tasvir etmiş. Veyahut da küreyi, veyahut da yıldızları. Her birisini kendi kategorisinde değerlendirdiğim vakit bir başı vardır, başta diller vardır, dillerde kelimeler vardır. Kimi vahidiyede hadiyet bile burada görünüyor Vahidiyet, hocam ehadiyet yine. olarak da aynı. Görünüyor. Evet. Hocam şeyler. Evet. Allah Allah. Barla ağız, dağ lisanının Dağlısan. bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak. Dağ Demek ki lisan. sana göremiş aslında. Kutu müşahede. He. Evet. He. Evet, bu da Tamam. böyledir. Şimdi ağız, Sen barla ağzı. Pardon, nasıl çıkacak? Pardon, pardon. Dal lisan oluyor. Bir muazzam kelimesi de ne oluyordu? Ağız, lisan, kelime. Şuna.
Ağız var, lisan var, Daha kelime var. kelime de O zaman şöyle şey. yapıyoruz. Barla Evet. ağız oluyor. Daha lisan oluyor. Lisan dağdır. Daha Kelime de lisandır. öbür Çınar. muazzam kelimesi bu adamın önündeki çınar ağacı. Çınar ağacı da kelime oluyor. Çınar Barla ağız, dağ lisan, muazzam kelimesi de çınar ağacıdır. da İşte sonra bu ağzına bak sonra gör. Çınar Ağacı var. Ağzın şu üst başının her başında kaç yüz dal dilleri var? Kaç yüz dal Dilleri dal. Kelimeleri, meyveleri. Sonra ne kaldı? harfleri Evet dikkat edin. Kaç yüz tohumcu. kağıt meyveli Tohumcu tohum harfleri var. tohumcu yani çekirdek Mantık diyoruz ya şimdi. O zaman dilleri Dal. nedir? Dal. Dal. Meyve mevcut. Kelimeleri meyve, harfleri Mevcut. mevcut tohumcuk harfleri. Harfleri ya. Ahmet Hoca öyle bak da iyi Evet. oldu. Ha, şimdi oldu. Tamam Ahmet Hoca mı yapıyor herhalde? Kendi kendine oluyor. Bilmiyorum. Nasıl? İyi. Evet, bu da anlaşıldı mı? Allah'ım. Ağacın başı var. Her başında dal dilleri var, kelime meyveleri var ve tohumcuk harfleri var. Bunlar emri künfeyefine malik olan Cenab-ı Hakk'ın ne kadar belli bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin gördüğün gibi. Bunlar da Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar, met ediyorlar. Tesbihleri nasıl yapmıştık? Tesbihat ettiklerini şöyle onları tesbih ediyorlar ve medh ediyorlar. Belli bir medih ve fasih bir tespit ettiğini gördüğün gibi. Melek-i Müvekkel de alemada müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Evet, şimdi sualleri şuradan çıkaralım.